İnsanoğlu ilk çağlardan bu yana hep bir keşif, yenilik ve arayış içerisinde olmuştur. Ve bu içimizdeki merak duygusu yeni fikirlerin, yeni icatların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu videoda sizlere bana göre insanlığın seyrini değiştiren 10 buluşu sunacağım. Tabii ki bu sıraladıklarım haricinde de çok önemli buluşlar var. Ama ilk 10 listesine bu icatları yerleştirmeyi uygun buldum. Zaman kaybetmeden videoya geçelim. Pusula, İtalyanca bir sözcük olan bussola kelimesinden Türkçe'ye geçmiştir. Çalışma prensibinden bahsedecek olursak, bir manyetik alan içerisinde bulunan pusula iğnesi, serbestçe hareket edebilecek şekilde pusula gövdesine monte edilmiştir. Pusula iğnesi, serbest kaldığında her zaman aynı yönü gösterir. İğnenin sabit olarak aynı yönü göstermesi, yeryüzünde iğneyi çeken bir gücün olmasından kaynaklanmaktadır. Yeryüzü, bir ucu kuzeye, diğer ucu güneye uzanan devasa bir mıknatıs gibi davrandığından, dünyanın manyetikliği, pusula iğnesinin manyetik alanın kuzey kutbuna doğru dönmesine neden olur. İlk olarak Çin'de icat edildiği düşünülen pusulalar, günümüzde uydu navigasyonu ve küresel konumlandırma sistemleri tercih edildiği için biraz eskimiş gibi görünse de 14. yüzyıl ve sonrasında denizciler için seferlerde olmazsa olmaz malzemelerden biriydi. Pusulalar, Avrupa'daki denizcilere okyanusları geçmek için güvenilir bir yöntem sundu ve coğrafik keşifler için adeta bir domino taşı etkisi yarattı. Orta Çağ'da bilginin yayılması ve ulaşılabilir olmasında Alman Johannes Gutenberg'in 1440'lı yıllarda geliştirdiği matbaa makinesinin çok büyük etkisi olmuştur. Gutenberg'in makinesi günde 3600 sayfaya kadar baskı yapabiliyordu ve bu o dönem için çok büyük bir inovasyondu. Öyle ki 16. yüzyıl sonu ve 17. yüzyıl başlarında Avrupa'da 1000'den fazla Gutenberg baskı makinesi faaliyet gösteriyordu ve 200 milyondan fazla yeni kitap basıldı. Ayrıca Avrupa'da yaşayan alt tabakanın kitaplara daha kolay sahip olması aydınlanma çağının kıvılcımlanmasında büyük rol oynadı. Eski çağlara isimlerini veren madeni kayalar insanlığın ilerlemesinde çok büyük rol oynadılar. Öyle ki eski çağlardan bahsederken bu madenlerin isimlerini kullanıyoruz. Bakır devri, tunç devri, demir devri gibi. Çelik, demir elementi ile genellikle %0,2 ila %2,1 oranlarında değişen karbon miktarının bileşiminden meydana gelen bir alaşımdır. Karbon miktarı yüksek olan çelikler demirden daha sert ve güçlüdür. Sanayi devrimini besleyen ve mega kentlerin inşasında büyük emeği olan çeliğin seri üretimi 1850'lerde ancak keşfedilebildi. Bu tarihten sonra dünyadaki en büyük endüstrilerden biri haline geldi ve köprülerden demir yollarına, gökdelenlere ve motorlara kadar neredeyse her şeyin üretiminde kullanıldı. Ayrıca Kuzey Amerika'daki büyük demir madenlerinin çokluğu neticesinde dünya çelik üretiminde söz sahibi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin bu endüstri faaliyetleri dünyanın en büyük ekonomisi olmasında katkısı büyüktür. Tıp alanında ileriye doğru atılan dev bir adım olan antibiyotikler, zararlı bakterilerin büyümesini önleyerek ve onları öldürerek milyonlarca insanın hayatını kurtardı. Louis Pasteur ve Joseph Lister bakterileri tanıyan ve onlarla savaşmaya çalışan ilk bilim insanlarıydı. Ama 1928'de bir tesadüf sonucu penisilin olarak bilinen ilk bakteri önleyici küfü keşfeden ve antibiyotiklerin yayılmasını sağlayan bu dev adımı atan kişi Alexander Fleming olmuştu. Özellikle savaş alanında antibiyotiğin etkileri çok belirgindi. Öyle ki 1. Dünya Savaşı'nda askerlerin %20'si bakterilerin sebep olduğu zatürreden ölürken 2. Dünya Savaşı'nda bu sayı antibiyotikler sayesinde %1'e düşmüştü. Arabalar, uçaklar, fabrikalar, trenler ve uzay araçları. Bu ulaşım yöntemlerinden hiçbiri buhar makinesinin ilk bulunuşu olmasaydı mümkün olmazdı. Dıştan yanmanın ilk pratik kullanımı 1698 yılında Thomas Edison'ın buharla çalışan bir su pompası geliştirmesine kadar uzanıyor. Buhar motorları James Watt tarafından 1700'lerin sonlarında geliştirildi ve sanayi devrimini beslemeye devam etti. 1800'lü yıllarda dıştan yanmalı motorlar ulaşım, tarım ve imalat endüstrisinde çok büyük ilerlemeler getirdi. Aynı zamanda İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yükselişini güçlendirdi. Ama hepsinden önemlisi buhar motorunun temel harekete geçirme ilkesi, içten yanmalı motorlar ve jet türbinleri için bir temel oluşturdu. İnsanoğlu, yapay ışık üretemediği dönemlerde sadece gün ışığının olduğu saatlerde verimli olabiliyordu. Ampuller geceleri aktif olmamızı sağlayarak dünyayı değiştirdi. Aslında ampullerin hayatımızdaki yerini anlamak için kısa bir elektrik kesintisini hatırlamak yeterli olacaktır. Thomas Edison, 1879'da bir jeneratör ve kabloların yanı sıra bir karbon filaman ampulü içeren tamamen işlevsel bir aydınlatma sistemi tanıttığı için ampulün birincil mucidi olarak kabul edildi. Transistörler keşfedildiği günden itibaren neredeyse her elektronik cihazda önemli bir bileşendir. İlk olarak 1947'nin sonlarında Bell laboratuvarında geliştirilen bu küçük yarı iletken cihazlar, devre kartlarından geçen akım akışı ve miktarının hassas kontrolüne izin verir. Başlangıçta radyolarda kullanılan transistörler, sonraları televizyonlar, cep telefonları ve bilgisayarlar da dahil olmak üzere sayısız elektronik cihazdaki devrelerin temel bir parçası haline geldi. Bu arada entegre devrelerdeki transistörlerin miktarı neredeyse her 2 yılda bir 2'ye katlandığı için elektronik cihazların gelişimi sürekli devam ediyor. Tekerleğin icadından otomobilin icadına kadar geçen sürede bu konuyla ilgilenen her insan bir öncekinden bayrağı alıp biraz daha öteye taşımıştır ve bu keşifler silsilesi insanoğlu için muazzam bir ürünü ortaya çıkarmıştır. Otomobilin gerçek profili öncelikle enerji kaynağı olarak buharın kullanılması, sonrasında ise içten yanmalı motorlarda petrol kullanımı sonucunda ortaya çıkmıştır. O günlerden bugüne kadar ana ulaşım aracı olarak kabul edilen otomobiller gündelik hayatımızı inanılmaz bir şekilde kolaylaştırmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gittikçe büyüyen otomotiv endüstrisi farklı markaların rekabetleri sonucu çok hızlı bir şekilde büyüdü. 1907 yılında dünya üzerindeki otomobil sayısı 250 bin iken 1975 yılında 300 milyona ulaşmıştır. 2007 yılında ise sadece yıllık otomobil üretimi 70 milyonu geçmiştir. Şimdiki modern otomobilin oluşmasında on binlerce patentin etkisi olmuştur. Yaygınlaşmaya başladığı tarihlerden itibaren çevreye zehirli gazlar yayması sonucunda hem dünya atmosferine hem de insan sağlığına kalıcı etkileri olmuştur otomobillerin. Her ne kadar hayatımıza arabaların girmesiyle ulaşım süreleri kısalsa da şehirler arası ve özellikle ülkeler arası yolculuklar çok uzun sürüyordu. Yolların uzunluğu bir yana ülkeler arası otomobil seyahatlerinde güvenlik problemleri de vardı. Bazı ülkelerin ise kara sınırı olmadığından gemi yolculuğu aylar sürmekteydi. İşte tam böylesi bir dönemde uçağın geliştirilmesi insanoğlu için bir dönüm noktası oldu. Uçaklar sayesinde binlerce kilometrelik mesafelere saatler içerisinde ulaşılabiliyordu artık. Bunun yanında günden güne artan kaliteli uçaklar sayesinde hava yolu ulaşımı en güvenli ulaşım şekli olmuştur. Ayrıca uçaklar sadece yolcu taşımak için kullanılmıyor, yük ve kargo taşımacılığında uçaklar da sıklıkla tercih ediliyor. Birçoğumuzun günlük hayatının bir parçası haline gelen internet, yaşantımızı en az elektriğin keşfi kadar değiştirdi. İnternet, herkesin dilediğince kendini ifade edebildiği, milyonlarca fikir ve düşüncenin yer aldığı sanal bir dünyadır. İnternetin hayatımızdaki olumlu yönlerinden bazılarını sıralayacak olursak, iletişim ve bilgi edinme alanında bir çığır açmasını ve yeni iş kollarına fırsat tanımasını sıralayabiliriz. Ama bunun yanında internetin olumsuz yönleri de yok değildir. İnternetteki şiddet içerikli video ve oyunlar bilinçaltımızı kötü etkilemesinin yanı sıra internetin çok fazla bağımlı olunduğunda insanı hayatın normal akışından kopartan bir özelliği var maalesef. Ama internet olmasaydı da şimdi ben bu bilgileri sizlere sunamazdım. O yüzden onun olumlu yönlerini alıp olumsuz yönlerinden uzak durmalıyız. Videoyu beğendiyseniz ve yeni videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayınız.